Sigara bilindiği üzere eski tarihlerde Amerika'da kullanılıyordu. Diri törenlerde kullanılıyordu. Daha sonra keşiflerle birlikte, coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'ya doğru bir uzanım gösterdi ve Osmanlı döneminde de bize de geldi. Belli bir süre sonra yaygınlaşması Dünya Savaşı ile birlikte oldu. Dünya Savaşı'nda her ikisinde cephede erkeklere sigara dağıtılarak zaman geçmesi sağlandı. Ve bunlar tabii savaştan kurtulanlar evlerine döndükleri zaman orada bir akciğer kanseri, bir KOAH dediğimiz ya da bunun dışında envai çeşit hastalıklarla tanışmaya başladık. Sigaranın böyle bir geçmişi var. Saçtan ayak tırnaklarına kadar envai doku ve organa yan etkisi ve zararı kanıtlanmış durumda. Ve bu uzun süre tartışıldı. Ne zaman? 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda sigara firmaları bunun farkına vardı. Böyle bir yan etki oluştuğunu ama bir müddet bunu sakladı. Fakat daha sonra yapılan bağımsız çalışmalarda bu tespit edildi. Akciğer kanserine yol açtığı, KOAH'a yol açtığı veya var olan damar hastalıkları, santral sinir sistemi dediğimiz hadiseler, o yönde de hastalıklar olduğunu gördük. Sigarayla ilgili aslında bir tütün ürünü olarak söylemekte fayda var. Sigaranın özel bir birimi ve sigara üretimi ve pazarlanmasının çeşitli oyun demeyelim ama strateji diyelim. Yani çok ciddi stratejiler geliştirmişler ve toplum nezdinde bu kabul görmüş. Zaten biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Sigaranın zararlarının çok olduğunu biz biliyoruz. Toplum da bunun farkındayken bile kendi parasıyla o zararlı maddeyi satın alıyor ve kullanıyor. Ve kullanırken bunu bir statü olarak görebiliyor. Şimdi tütün ürünlerinin bir zarar olduğunu yavaş yavaş toplumun farkına düzeyi arttıkça sigara firmaları bir endüstri şeklinde bir yol almaya başladı. Nasıl yol almaya başladı? Alternatif ve sigaradan kurtulma olarak elektronik sigara yöneldi. Elektronik sigaranın çeşitli bölümleri var. 4 bölümden oluşuyor. Bir kartuşu var, emzik kısmı var, şarj edilebilir pil tarafı var ve bunun enjektör kısmı var. Özel hazırlanmış bir ürün ve bunu piyasaya sunarken bu aslında sigaradan alternatif olarak sunuldu. Hatta sigara tedavisinde kullanabilirsiniz denildi. Ancak tekrar bunun altını çizeyim. Kesinlikle bunların da yanlış olduğunun altını çizeyim. Bu tamamen bir pazarlama stratejisidir. Şöyle anlatayım. Sigara ya da tütün içerisinde nikotin maddesi var. Nikotin toplumsal yönü şöyledir. İnsanın anlama yeteneğini artırıyor nikotin. Aynı nikotin uyku durumunu kontrol ediyor, daha dinç tutuyor. Peki o zaman sigara niye zararlı? Bu kadar güzel tarafı varsa nikotinin. Nikotin eğer güzelse bunun yanında 20 bine yakın madde var. İçinde katrandan zifte kadar envai çeşit. Böcek ilacı ne kadar yani her şeyi barındırdığı için zararlı. İşte elektronik sigaranın böyle zararları olmadığını söylüyorlar. Ama bu da bir yanlış, bu da bir pazarlama stratejisidir. Anlatalım. Kartuşun içerisinde nikotinli bir sıvı var. Mentol içeren ya da envai çeşit içeren. Daha sonra içindeki nikotinden bile vazgeçtiler. Dolayısıyla bunun içindeki şeyin gene damar sertliği, kanser yapıcı özelliği olduğunu biz tespit ediyoruz. Çeşitli literatürde makaleler var bu yönde. Şimdi bir damar sertliği, kalp damarla alakalı veya santral sinir sistemiyle alakalı bir beyin kanaması, bir damar tıkanıklığı, bir mide gastrosistem, bir mide kanamasından tutun ülserine kadar ya da akciğerle ilgili. Düşünsenize dünyada sigara olmasaydı şu an çok sık görülen, dördüncü sırada görülen kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH dediğimiz hastalığı kimse duymayacaktı. Böyle bir durumdan bahsediyorum. Ya da daha öteye saralım. Akciğer kanseri erkek ve kadın cinsiyette en sık görülen ve öldüren kanser akciğer kanseri. Ve inanın sigara olmasaydı
şu an o kanser nadir görülen kanserler arasında olacaktı. İşi ben biraz daha öteye taşımak istiyorum. Şu an Türkiye genelinde, ülkemiz genelinde bir hafta, bir ay hiç sigara içilmezse belki dış borçların yarısını ödemiş olacağız. Muhtaç olmayacağız. İşin ekonomik boyutu var bir de. Onu da anlatmış olayım. Nargile 20 tane tek sigarayı yan yana getirdiğiniz zaman aynı anda içtiğinizde işte o nargile o. Dolayısıyla tek bir sigarayı tükettiğinizde başınıza gelen zararlar ya da riskleri arttırdığınız şeyleri düşündüğünüzde nargilenin aynı anda 20 kat yaptığını. Ben şunu da söylemek istiyorum. Aslında sigaranın, tütün ürünlerinin ya da elektronik sigaranın aslında zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz, farkındayız. Ama biraz da bununla alakalı bir kendimizi bir ifade yöntemi olarak algılıyoruz biz bunu. Kendimizi başka kanallarla ifade edelim. Sigarayla, elektronik sigarayla ya da ısıtılmış tütünler şu an piyasaya çıkmış durumda. Ve ona erişim çok kolay. Şu an okulların çevresinde mentol topları satılmaya başlandı. Daha kolay erişim oluyor. Bakın, uyuşturucu hiç güzel bir şey değil. Ama sigara onlardan daha tehlikeli. Uyuşturucu içen arkadaşınız olsa uzaklaşırsınız. Çocuğunuzun arkadaşı olsa ondan uzaklaştırırsınız. Ya sigara? Sigarayı biz kendi dostumuza elimizle veriyoruz. Buyur ediyoruz. Hatta almadığı zaman üzülüyoruz, ona kırılıyoruz. Tekrar söyleyelim. Bir de sigara iyi bir dost değil. Sigarayı bırakma politiği açıldı. Ben ona da bir şerh düşmek istiyorum. Sigarayı bıraktıran ilaçlar ortaya çıktı, ona da şerh düşmek istiyorum. Sigarayı bırakmak isteyen kelimesinin altını şöyle değiştirmek istiyorum. Sigaradan kurtulmak. Çünkü insan sevdiğini bırakır. Şu an iş ortamına geldiğiniz, aileniz, okulda ya da evde onları orada bıraktınız. Bunlar sevdiğiniz yaşam nedenleriniz. Ama sigara yaşam nedenimiz değildir. Kurtulmak. Sigara kötü bir araçtır ve sigaradan kurtulmak önemlidir. Dolayısıyla biz de sigara bırakma politikini önereceğiz. Sigara kurtulma politikini şekli değiştirmek adına aynı şekilde hayatınızdan kurtulun. Sigarayı çıkarın, kurtulun lütfen. Pasif içicilik önemli bir konu. Bakın ben burada oturuyorsam başka biri de oturduğu zaman diğeri sigara tükettiği zaman üçümüz de etkileneceğiz bu durumda. Bu pasif içiciliktir. Ya da eşinin sigara içtiğini düşünsenize bir kadın sürekli katlanıyor. O sigara dumanına katlanıyor. Hatta bazen nefesi daralıyor ama söylemeye çekiniyor da olabilir. Nitekim böyle hastalarımız çok oldu. Biz eşinden dolayı kanser olan bir kadın biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorumluluk. Bunun dini yönü de tartışılmalı. Buna biz pasif içicilik diyoruz. Şu an yeni bir yeni bir tanım da söz konusu. Şimdi hastalarımız genelde şöyle diyorlar. Ben sigara içiyorum diyor mutfakta ve havalandırıyorum. İşte sabahleyin hanım içeri giriyor ya da çocuklar oraya giriyor. İşte ya da sigara içilen ortamlar için söylüyorum. Şu an yeni bir durum var. Yeni durum ise kişiler sigara içtiği yerde 3 gün, 5 gün, 1 hafta oraya yapışıp kalıyor. Masanın üzerine, kapının koluna vesaire havalandırsanız bile gitmiyor. Bunun kimyasal analizleri de yapılmış durumda. Ve maalesef kişinin sürekli öksürmesi. Bakın, ya hocam hiç öksürüğüm geçmedi. Evet, sigaradan, etkenlerden biri sigara. Önlenebilir çünkü. 5 gün sigara içen birisi, 5 yıl sigara içen birisi ya da 50 yıldır sigara içen birisi sigarayı bıraktığı andan itibaren sigaranın etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlıyor. İlk saatte, ilk dakikalarda kalp atımı, nabız atımı düzelmeye başlıyor. Zaten kalp sağlığını bir anda elimize almaya başlıyoruz. Uzun vadede belki kansere kadar koruma sağlayabiliriz. Dolayısıyla asla pes etmeyin. Ne de olsa ben çok içtim. Bu saatten sonra demeyin. Bu çok değerli bir şey. Lütfen pes etmeyin. Sonuna kadar kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için sigaradan kurtulun.